Luigi, dite ai altri piloti di indossare sciarpe e guanti. Passerò a fianco a loro, talmente veloce, che per il freddo si ammaleranno tutti. Alfonso, tesoro, tu sei l'uomo più veloce d'Italia. Non solo d'Italia. Io sono l'uomo più veloce del mondo. Nessuno lo sa meglio di te, Francesca. Ah, guarda. Ulusi? Chi è questo Ulusi? È il mio manager italiano, Alessandro Ulusi. Vengo subito. Ah, scusa. Ok. Alo, baba, hayırdır? Ulan zibidi, ne açmıyorsun telefonu? Anne meraktan kurda şen döktü karşımda. Şey baba, okuldayım. Şu anda Profesör Luigi'nin ofisindeyim de yeni bir test konusu seçiyorduk. O koskoca profesör yanında açmak olmaz. Neredeymiş, ne yapıyormuş? Profesörle şey iş ettiriyormuş. Ha. Ah benim çalışkan oğluşum. Görüyorsun değil mi Hulusi? Gecenin bu saati hala ders çalışıyor. Sorsana, geliyor mu hafta sonu? Bak annen soruyor, hafta sonu geliyor mu diye. Vallahi baba, pazartesi günü iktisat tarihinden bir sınavım var. Her şeye rağmen geleceğim. Sizi çok özledim. O ses ne lan? Ses mi? Ne sesi? Sorsana Hulusi, ne sesiymiş? Ya sordum ya Belgin. Alo, canım, Tarık. Canım oğluşum. Ne oldu? Ne o ses? Tövbe tövbe. Belgin, üstüme çıksaydın bari. Şey anneciğim, okulun yan tarafında yeni bir inşaat yapılıyor da, yeni bir iktisat laboratuvarı. Duymuşsundur bak, bir sürü dosyer çalışıyor. Signor Alfonso, la sua macchina è pronta. Hemen geliyorum Profesör Luigi. Anne, hemen gitmem lazım. Çünkü Profesör Luigi beni çağırıyor. Koskoca profesör, bekletmek olmaz. Hadi öpüyorum seni, kendine çok iyi bak. Güle güle. Dai Alfonso, fammi fare un giro sulla pista. Ok. Signor Alfonso, una foto per il Corriere dello Sport. Signor Alfonso, bene. Alfonso figlio del vento, questo fine settimana, con la sua nuova macchina, ha battuto ogni record e sarà campione d'Italia. Canım oğlum, bize layık bir evlat olabilmek için 4 yıldır didinip duruyor yaban ellerde. Bu fedakarlığı nasıl ödeyeceğiz Hulusi? Vallahi ben 4 yıldır avro olarak ödüyorum Belgin'ciğim. İliğimi kuruttu bu okul benim. Kocaman bankam var. İliğini kurutmuşmuş. Denizde kum, sen de ilik. Tarıma feda olsun. Şu ailede nihayet biri yüzümü güldürecek. Çatal bıçak diye bir şey var Filiz. Hadi ben kaçtım babiş. Bak of, gene boğdu saçımı ya. Aa düzelt, hemen düzelt tabii. Magazin dergilerinde dağınık çıkar sonra rezil oluruz. Aa, Münir arıyor. Vallahi Münir arıyor Belgin. Bak, bak. Münir. Alo. Kaç faizle istiyorlar? Çüş. Hemen kalk yemekten. %14'ten aşağı değil ben kredi. Yemek siparişi bile vermem be. Tamam mı? Hadi bakayım. Üstüme çıksaydın Hulusi. Pardon Belgin. Hanımlar, hepimize hayırlı olsun. Bu öğretim yılında başarıyla tamamladık. Burs verdiğimiz 87 kız öğrencimiz de başarıyla sınıflarını geçtiler. Hepinizi derneğimiz adına kutlarım. Asıl seni kutlamak lazım Belgin. Tarık nihayet bitiriyor okulu. Hayırlısıyla. İşi de hazır. Hulusi Bey de dinlenir artık. Çok yoruldu adamcağız senelerdir. Neyse, biz işimize bakalım. Sizi sabah erkenden buraya toplamamın sebebi, gelecek senenin yapacağımız işleri evet, ne diyorduk? Ne oldu? Yok bir şey anneanne, bir yere takıldım. Sor. Ne var, ne gülüyorsun? Sor dedin ya.
Anneanne, üniversite ikinci sınıf ekonomisi bu. Anlamam ben yani ha. Rahmetli büyük babanın İETT'den aldığı 3 kuruş maaşla 20 sene döndürdüm ben bu evi. Tek bir dul maaşıyla okuttum seni. Ekmek karnesini, benzin karnesini gördüm ben bu memlekette. O senin üniversite hocalarından daha iyi bilirim ekonomiyi, anladın mı? Peki söyle bakalım, tasarruf mevduatı hesaplarının ne kadarı sigorta kapsamındadır? Sen söyle bakalım, 5 liraya 3 kap yemek nasıl yapılır? Ya işte böyle Ayşe Hanım. Alo. Hacer ablam nasılsın? Ah, sağ ol Hulusi, bildiğin gibi. Hayırdır? Özledim be ablacığım, görüşelim. Benim yerim yurdum belli. Sen izin alabilirsen tabii, bir gün. Tamam. Bir isteğiniz var mı Hulusi Bey? Arada bir gir çık da şu güzel parfümü doya doya içimize çekelim. Bizim sekreter Ferda. Babası sayılırım. Görüyoruz magazin dergilerinde. Keyifle okuyoruz açıklamalarını. Aa ablacığım, müjdemi isterim. Tarık geliyor hafta sonu. Alo abla, orada mısın? Kapatayım şunu, esmeye biraz başladım. Biraz okulda bitiyor bu sene. Nasılmış dersleri? Öğreneceğim birazdan. Ama o da çok özlemiştir seni. Kesin görmek ister. Görmek isterse benim yerim belli. Ablacığım yapma etme ya, Tarık'ın hatırına. Uzatmayın ne olur ya. Ben arada kalıyorum. Zamanında idare etmeyi becerebilseydin kalmazdın işte böyle. Ablacığım bir şeye ihtiyacın var mı? Ya hayır sağ ol. Filiz'ime selam söyle. Kağıt sıkıştırdım altına. Anneanne artık bu kapıyı değiştirmek lazım. Hallederiz. Benim yüzümden bunca sene. Sen dersini çalış. Yarın sınavın var. Anneanne, yarın bir de okulun harcı var. Dert etme. Ergele'ye bak ha, tip yapmış kendine. Oh, uzun saçlar, sakallar. Oh, hatunlar da seçmece. Peki kim oluyor şimdi bunlar? Anlat bakalım. Şimdi efendim, bu genç hanım Jet Sosyete'den. Bu hanım İtalyan Sanayi Bakanı'nın kızı. Ve bu hanım da yeni parlayan bir model. Güzel. Ben bizim oğlan fındık kırıyor mu diye merak ediyordum. Meğer fındık bahçesi almış kendine. kimin oğlu? Nereden bulmuş bunları? Hepsi sınıf arkadaşları mı? Yok sanmıyorum. Hatta oğlunuzun herhangi bir sınıf arkadaşını tanıdığını da sanmıyorum. Niye? Bu kala Avrupalılar Türkleri görmezden mi geliyorlar? Vallahi görmezden geliyorlar değil, zaten görmüyorlar. Ne? Hulusi Bey, oğlunuz Tarık 3,5 sene içinde okula sadece 3,5 kere gitmiş. Ne? Tarık okula toplam 3,5 kere gitmiş. Kaç? 3,5. O buçuk ne oluyor? Bir keresinde sadece okulun kapısına kadar gidip arabasına bir bayanı almış. Ne diyorsun kardeşim sen be? 3,5 senede 3,5 milyon saydım ben o okula. Ne biçim üniversite bu be? Devamsızlıkta ilişkisini kesmiyorlar mı? O buçuk şu küçük hanım. Dekanın sekreteri. Ve de ilişiğinin kesilmeme nedeni. Peki ne yapıyor bu herif 3,5 senedir orada? Hulusi Bey. Ha. Eğer tansiyon ilacınızı henüz almadıysanız... bence tam zamanı. Yuttunuz mu? Kaybeden yemeği öder. Her zamanki yerimize kadar. Önüne kırmak yok. Ayıp etsin Naz. Beni seni kırar mıyım? Arabayı görüyor musunuz?
Tarık. Adını Alfonso olarak değiştirmiş. İtalya'nın en ünlü rallicilerinden biri. Şimdi ben kaseti burada durdurayım. Çünkü bir sonraki turda olanları görmek istemeyebilirsiniz. Sakın dokunma! Önüne geç, önüne bas daha hızlı, hadi! Hadi bas biraz! Basıyorum Naz, ne yapayım? Bas dedim! Nerede kaldınız ya? Merak ettik. Of ya, of! Rezil ettin beni. Çocuğa ne bağırıyorsun? Arabanda iş yok. Senle ben. Teke tek. Var mısın? Naz yapma. Sen karışma. Nereye kadar? Son kavşağa kadar. Naz orada trafik vardır. Sen karışma dedim. Abi Naz yapmayın. Sen kaşın. Kaşı o zaman. Sıyrıklı atlattı. İçiniz rahat olsun. Çok rahatladım. Ulan! Herif benim paramı kendini öldürmeye çalışıyor be! Ah Bergin! Ah. Ben dedim sana. Boş ver İtalya'yı. Yazdıralım şu açık öğretime diye. Yok neymiş? Aile şerefimize yakışır mıymış? Al! Efendim Belgin. Hulusi neredesin sen? Toplantım vardı, uzadı biraz. Ay senin o toplantın 20 senedir bitmiyor. Vallahi toplantıdayım Belgin. Sabah şoför havaalanına gidecek, söylemeyi unutma. Bir çuval ders kitabı vardır Tarık. Yazık taksilerde sürünmesin çocuk. Tabii tabii ya. Yani olursa yakarım canını. Fena yakarım. Signor Alfonso, come sta? Grazie amici. Non c'è niente da preoccuparsi, sto bene. Sen gelince başına neler gelecek göreceksin bakalım. Bene. Cosa sarà in grado di fare la settimana prossima? Pensa di riuscire a partecipare alla prossima gara? Alo. Münir. Yarın sabah benim oğlanın bütün kredi kartlarını iptal ettir bir. Kendisine ait bütün banka hesaplarındaki parayı benim hesabıma geçir iki. Dediklerim yarın öğlene kadar yapılmazsa kendine başka bir iş ara üç. Of of. Evladını okulda çalışıyor sanırken pistte yarışıyor bulan başka baba var mı acaba bu memlekette? Oo yaprak sarma. Eline sağlık Cevat Usta. Afiyet olsun. Ah, Nazım'ın provası olmasaydı da karşılıklı afiyetle yeseydik. Alo. Alkol aldınız mı? Ümit. Ne alkolü memur bey? Kaza yaptım. Hiçbir şeyim yok. Bırakın gideyim. Evet, Naz yarışırlarken kaza yaptılar. Evet. Evet, polis geldi. Tutanak tutuyor. Hiç merak etmeyin. Ben ona da sarma ayırdım. Tabii size de ayırdım Suna Hanım. Ay ben yiyemem Cevat Usta. 2,5 kilo fazlam var. Bu sabah diyete başladım. Ne? Hı? Diyet mi? Ne diyeti bu Suna Hanım? Atkinson diyeti. Ha? Ot diyeti Vahi Bey. Ot diyeti. Sağ olsun Sami Efendi bahçeden topladı otlarla. Bana bir salata yaptı. İçinde kekik var, fesleğen var, dereotu var.
Buyurun memur bey. Ya şart mıydı babama haber vermeniz? Hanımefendi, kurallar böyle. Yüreğine inecek adamın. Ne ölü var ne yaralı. İşinize gelince kurallar böyle, kurallar öyle. Kızım, Allah'ıma şükürler olsun. İyisin değil mi yavrum? Yok baba, ufak tefek bir iki sıyrık. Seni de boşuna telaşlandırdılar. 50 kere söyledim aramayın diye. Memur bey şikayetçiyim. Her kimse şikayetçiyim. Kızımın canına kasteden o serseriyi bilmek istiyorum. Ne olmuş? Nasıl olmuş? Kim çarpmış? Şimdi bu ikisi caddede araba yarıştırıyorlarmış. Tüh, Allah cezanızı versin. Sizin gibi sorumsuz gençler yüzünden çoluğumuzu çocuğumuzu sokaklara salamıyoruz. Ne biçim ananız babanız var sizin? Hiç mi sahip çıkmıyorlar? Yazıklar olsun sizin altınıza araba verene. Hangisi memur bey? Bu. Tüh! Ve de... Bu mu? Hayır. Bu mu? O da değil. Kızınız. Çok özür dilerim baba. Tamam, yaptım bir hata. Ne desen haklısın. Affet beni. Ya ama yapma böyle baba. Bağır, çağır, söylen ama böyle sessiz durma. Millet, ben geldim. Naz, geçmiş olsun. Patlatmışsın arabayı, Murat aradı söyledi. Baba ne haber? Aman Allah'ım sarma. Bu ne ya buz gibi? Cevat Usta, şunu bir ısıtıversene. Olur olur. Hey be, Cevat Usta'ya bak, tay gibi mübarek. Bir de kolu getir, soğuk olsun. Olur olur. Takma kafana be kızım. Ben bizim kaportacı Mahmut Usta'yı ararım. 3 günde arabayı cillop gibi yapar. O araba tamire gitmeyecek. Vay be, ne ballısın kızım. Yeni araba geliyor. Yeni araba da alınmayacak. Ne? Benim üzerime birden bir ağırlık çöktü. Size iyi akşamlar. Cevat Usta, benim sarmayla kola odama gelsin. Baba, şaka yapıyorsun herhalde. Ben arabasız ne yaparım? Ben senin yaşındayken bisikletim bile yoktu. Yaptım. Baba, arabayı keyfimden istemiyorum. Konservatuara bu koskoca aletle her gün nasıl gidip gelirim ben? Otobüse sığmam. Taksiye binersin. Ya baba, özür diledim işte. Tamam, kabul ediyorum. Yaptım küçük bir hata. Anneni de küçük bir hata yüzünden kaybetmedik mi? Çarpan arabanın şoförü karşına geçse, affedersin. Yaptık küçük bir hata dese, siner mi içine? Baba, ben kimseye çarpmadım. Aha, şuraya yazıyorum. Bundan gayrı ben sağ kaldıkça bir daha direksiyon başına geçmeyeceksin. Baba... Konu kapanmıştır. Pardon. Ya kızım, arabasız kaldın diye üzme kendini bu kadar ya. Yine de şükretmek lazım. Daha kötüsü de olabilirdi. Hı. Mesela ben arabayı çarpmış olabilirdim. Ben arabasız kalabilirdim. Bana bak. Tamam ya, tamam. Bugün sen de espri kaldırmıyorsun ha. Ne gelirsin şu Cenk serserisinin dolduruşuna. Herifin tek derdi sana yazılmak. Babasının parasıyla araba modifiye etmekten başka bir halttan da anladığı yok. Onunla da sana hava atıyor işte. Sen çok farklısın çünkü, değil mi? Bir kere ben arabadan anlıyorum. Hı. Ayrıca dünyayı takip ediyorum. Sor bana geçen yıl Güney Amerika cross şampiyonu kim oldu diye sor. Ümit, inan çalışmam lazım. Çıkar mısın? Babam da annemin olayı yüzünden böyle tepki verdi. Takma kafana. Bak görürsün, yarın sana araba alacak. Hayatta almaz. Bir daha direksiyon başına geçemeyeceksin dedi. Biliyorsun, babam asla sözünden dönmez. Kızım bak, sen yeter ki benim dediğimi yap. Nasıl? Ama alırım 150 kağıdını. Ümit! Tamam, bu seferlik kardeş kıyağı olsun. Bir dahaki sefer 300 alırım bak. Şimdi bak, babamı kandırmak için böyle bir manyak bir plan kimsenin aklına gelmez. Hmm. Şimdi dinle. Babamı bir gün...
dedine, dedine baktım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Dedine, dedine, dedine baktım. Bedava mı sandın, para verip aldım. Aman aman. Cevat Usta, senin kahvaltı hazırlaman gerekmiyor mu? Nereye bakıyorsun öyle? Ben şeye bakıyorum. Kahvaltı hazır mı diye bakıyorum. Hazırsa tabakları taşıyacağım da. Hadi hadi, kaytarıyorsun geri. Sen niye çiçekleri sulamıyorsun da bakınıyorsun hele? Ben şeye bak, bahçeye. Her taraftan bakıyorum. Çiçeklere nasıl gözüküyor diye. Hadi canım, yemezler. Nasıl senin bu sucuğu yemezler. Eyvah, yandı. Hadi bakalım Cevat Usta, baştan. Ben de gidip bahçeyi sulayayım. Suna Hanım'ın halini hatırını sulayayım. Allah seni inandırsın. Sen uzun sucukları ateşte. Ben fark etmesem. Vallahi köşkü yakacak adam. İlahi Cevat Usta, çok komiksin. İyi ki benim gibi uyanık, gözü pek dikkatli biri var da ortalığı çekip çeviriyor. Affedersiniz, sizden iyi olmuyor. Vallahi. Sami Efendi, hayırdır? Pirinç mi yetiştiriyoruz artık bahçede? Yo, çiçek. Peki nedir şuranın hali? Su. Hani kahvaltı? Hazır. Yoksa yine mi sucukları yaktı Cevat Usta? Sanırsam biraz öyle oluyor. Ciao Francesca. Vita mia, domani parto per l'Inghilterra. Proverò un nuovo motore. Torno lunedì. Ti amo troppo. Stammi bene. Anch'io ti bacio. Evet, elveda Alfonso. Hoş geldin Tarık. Vallahi babacığım, en doğrusunu sen yaptın. Bırak çeksin cezasını. Okula arabasız giden tek kız olmanın acısını çeksin. Herkes ona küçümseyerek baksın da birkaç ay anlasın o zaman Anya'yı Konya'yı. Ya Cevat Usta ya, bu ne ya? Buz gibi bu çay. Olur olur. Hemen değiştireyim Ümit Bey. Bir de omlet yapsana, omlet. Olur olur, tamam. Ümit, ben sana kaç kez söyledim bu evde çalışanlarla adam gibi konuş diye? Ya baba, bu bizim aramızdaki diyalog baştan böyle kuruldu. Onlar benim bu sert ve ters ses tonumun altında yatan sıcak ve samimi duyguların bilincindeler. Yani yeni trend bu baba. Dıştan sert, içten yumuşak. Sevgi dolu ama çatık kaşlı. Benim tipimde ama emir kipinde. Tövbe tövbe. Günaydın baba. Ben senden tekrar özür dilerim. Neyse, benim okula gitmem lazım. Bütün hafta sonu provamız var. Taksi bekliyor. Akşama görüşürüz. Yardım edeyim küçük hanım. Sağ ol Sami Efendi. Ben taşırım. Artık alışmam lazım benim. Baba, bu kız iki güne kalmaz bel fıtığına söylemedi deme. Ya Cevat Usta ya, nerede kaldı bu çaylar? Selena mı gittin almaya? Hissettin değil mi baba sesimdeki sıcaklığı? Sokağa girmişler. Şimdi görünür araba. İtalya'dan oğlum geliyor. Ne bu bir karış surat? Dünkü toplantı yordu galiba. Kim bu Sacit Hulusi? Ha, geldi.
Anneciğim. Oğluşum. Ay çok özledim. Ben de anneciğim. Neredesin 8 aydır? Dersler anneciğim. Bu sene çok ağır. Fırsat mı var kaçıp gelmeyi? Babacığım. Baba. Sıkıntılı gördüm biraz seni baba. Yorgun tabii. Her gün toplantı, her gün toplantı. Nasıl gidiyor bakalım okul? Şey anne, dersler benim çok yoğun ama her şey yolunda, bir sorun yok. Şşt. Ne haber kız? Ne haber? Filiz. Şşt anneciğim, rahat bırak kızı ya, tarzı bu. Oğlum bunlar ne böyle? İtalya'nın yarısını getirmişsin. Bunlar benim ders kitaplarım. Pazartesi günü sınavım var. Dedim ya dersler ağır. Kitaplar da ağır. Çıkar çıkar da birileri görsün. anneciğim mücver yaptın mı mücver? Ah yapmaz mıyım? Canım anneciğim. Ben aslında pizza yapın dedim. Özlemiştir. Tarık. Otoytoni. Teteo. Zenzeni yokotok yenanin dakara. Kasama şimpay şinci de ikara orego çonto. Gene başladınız sabah sabah Japonca Japonca. Özel bir şey konuşuyoruz Hulusi. Sırf benden gizli dedikodu yapabilmek için öğrettin çocuğa Japoncayı. Kıskanma kıskanma. Ben bir yemeklere bakayım hazır mı? Tarık, bunların hepsi bir sınav için mi? Yok baba. Bir de şu tez olayı var. Profesör Luigi okumam için birkaç kitap verdi de. Koskoca profesör. Okumak lazım. Tabii. Bana bak. Herkes yolunu gözlüyor bankada. Baba. Bir de o konu var. Profesör Luigi yanında doktora yapmam için çok ısrar ediyor. Ya. Koskoca profesör tabii. Ama ben daha kesin kararımı vermedim. Ama ben isterim. Aslında doktora önemli. Ama benim niyetim doktoradan önce bir İtalyan bankasında bir sürü uygulamalı staj yapmak. Yani şimdi. Pratik şart. Diyorum ki bir iki sene çalışayım. Yani kendi bankamda hata yapma ihtimalim sıfıra insin baba. Doğru. Peki tez konun ne senin? Ekonomik durgunluk döneminde agnostik bankacılık. Vay. Yavaş ol. Ne gülüyorsun kızım? Çakacaklar şimdi. Sen ne aramıyorsun bir haftadır? Özledik herhalde. Ya arayacaktım da iş güç be kızım. Malum hayat şartları, yol şartları. Ya sen yine buldun bir hatun. Gecen gündüzüne karıştı değil mi? Şşt tamam. Sen 40 yıllık kaportacı Luigi ustayı git iktisat profesörü yap. Şu seni İtalya'da kalma işini ayarlamam lazım. Çok sağlam teklifler var. Milyon dolarlardan bahsediyorum. O yüzden okulunu asla ihmal etme, tamam mı? Önce dersleri. Al bakayım. Ah anneciğim. Oğlum Sadri neredesin ya? Niye açmıyorsun telefonu? Kaç kez aradım seni. Ne yapıyoruz akşam? Var mı bir organizasyon? Al sana organizasyonun kralı hocam. Sarışın, esmer, kumral. Gördüğün gibi organize işler bunlar. Hepimizi dişler bunlar. Aferin oğlum sen. Doğru yoldasın. Şimdi seni iki yeni mekana daha götüreceğim. Aklın kayacak, aklın. Arkadaşlar da geliyor mu? Tabii. Yolda da toplaya toplaya gideceğiz işte. Bu gece benim gecem hocam. Dün İstanbul Barosu'na kabul edildim. Artık resmen avukatım. Bundan sonra sana dokunanı süründürürüm adliye koridorlarında. Affedersiniz Tarık Bey, başka bir kartınızı alabilir miyiz? Niye? Bu provizyon vermiyor da. Hadi canım.
İşler kötü galiba. Senin de şakşakalarından biri olmasın bu? Yok. Limiti düşük bu yerli kartların. Babama diyorum. Yaptı şöyle milyon dolarlık iki tane kart. Sen de rahat et, ben de. Değil mi? Olmadıysa bunları dene bakalım. Nasılsa hepsi müsait. Bir de banka sahibi olacağız. Sen yok diyorsun ama bu kart olayının tamam altından ya. Çıkarsan kaçacak yere. Maalesef Tarık Bey. Maalesef efendim. Bende kapik yok. Ben sana güvendim. Arkadaşlar biz kaçtık. Başka sefere. Hadi görüşürüz. Bye. Babana ara, sor bakalım var mı bir bildiği. Şu halime bak ya. Rezil olduk. Hesap ödemek için garsondan izin alıp bankamatikten para çekiyoruz. Nasıl ya? Nasıl yetersiz bakayım? Hemen konuşmamız lazım. Tarık hayırdır oğlum, saat kaç? Yok bir şey anneciğim, benim babamla konuşmam gereken bir mevzu var. Salonda bekliyorum baba seni. Hulusi yine gelir gelmez ne yaptın çocuğa? Yok bir şey ya Belgin, yok bir şey. Hadi sen uyu. Şu iki günlük tatili Tarık'a zehir edersen çok kötü bozuşuruz seninle. Derslerine yansıyacak diye korkuyorum. Şurada 6 ay bir şey kaldı okulun bitmesine. Yok bir şey diyorum Belgin. Hadi sen uyu. Hadi hadi. İyi geceler. Hulusi. Bir dergiyle yakalamamıştım seni. O da oldu. Aa. Baba bütün kredi kartlarım bloke edilmiş. Bütün banka hesaplarım sıfırlanmış. Pes yani. Ben canımı dişime takayım, senin için İtalyalarda sürüneyim. Sen beni arkadaşlarımın yanında rezil et. Şu kulübe yarın sabah ilk iş 700 milyon para yolluyorsun. Ayrıca senden de bir açıklama ve bir özür bekliyorum. Ben ikisini birden tek cümlede söyleyeyim. Kusura bakma Alfonso. Ne oluyor ya? Ne bu gürültü bu saatte? Yok bir şey kızım. Ünlü İtalyan rallici Alfonso evimizi ziyarete gelmiş de neşemiz ondan. Günlerdir ağzımdan kaçacak diye ödüm kopuyor ödüm. Hadi beni bırak. Annene nasıl yaparsın bunu? Kadıncağızın hayatta tek umudu sensin. Şu yaptığına bak. Tarık. Söz ver bana doğru söyleyeceğini. Bu resimdeki sen misin? Tarık doğru söyle bana. Sen İtalya'da başka bir kimlikle rallicilik mi yapıyorsun? Nereden çıkardın anne? Beğendin mi yaptığını baba? Bak olayı büyüttün, annemi ne hale getirdin? Ben getirdim. Sen 3,5 sene elin memleketinde fink attın, annene bu hale ben getirdim.
Sen arabayla 3,5 takla attın. Annene bari ben getirdim ha? Ben İtalya'ya dönüyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bundan sonra burada annenin dizinde oturacaksın, tamam mı? Kendini affettirene kadar değil İtalya, bakkala bile gidemezsin. Saçmalama baba, pazartesi günü Roma'da olmam lazım. Hafta sonu yarışım var. Yok bundan sonra ralli malli. Baba, İtalya'nın en ünlü rallicilerinden biriyim ben. 2 senedir rally cross şampiyonuyum. Bir sürü para döktüm, bir yerlere geldim. Şimdi beni transfer etmek için büyük şirketler peşimde koşuyor. Onlar senin değil, Alfonso'nun peşinde koşuyorlar. Artık Alfonso da yok. Hayır baba, Alfonso var. Artık Tarık yok. Merak etme, tıpış tıpış geri dönecek, merak etme. Göreceksin. Herkese paraları rally deyip sosyetik hatunlarla fink atıyormuş. Ben böyle sorumsuzluk, böyle yüzsüzlük görmedim. Hala şoktayım Belgin. Bence gururdu. Doğduğundan beri tıpkı babası, tıpkı babası diye kabarıp duruyordu. Bak haklı çıktı. Ben bunu hak edecek ne yaptım? Alo Sadri. Oğlum ben ilk uçakta İtalya'ya dönüyorum. Bilet için para lazım. Seni almaya geliyorum. Bana para getiriyorsun. Alo Sadri. Planda küçük bir değişiklik oldu. Sen benim eve geliyorsun, bir bidon da benzin getiriyorsun. Parayı da getiriyorsun tabii. Bileti ne yapacağız? Bidonu verip mi alacağız? Hayret bir şey ya. Bak hala oyalanıyor abi. Lan çıksana evden. Oğlum şu benzini alırken düşündüm de, dünyada yapılacak en yanlış meslek şoförlük. Saksıyı çalıştır, saksıyı. Petrol dediğin 20-30 sene sonra mafiş. Benzin mezin kalmayacak, kapış? Araba maraba da olmayacak tabii. Şu ralliciler, formülacılar falan. Hepsi işsiz kalacak garibanların ya. Şimdiden ucuzken birkaç at alacaksın. Öküz müküz. Küçük bir ahır kuracaksın. Gözün gibi bakacaksın ama. Benzin bitince maliyetinin 20 misline elini öpene satacaksın. Oğlum ben bu kafayla 30 sene sonra dünyanın en zengin adamı olurum ya. Ama 30 sene boyunca tezek kokarsın. Oğlum sen niye beni aradığında evdekilerden para almadın? Sen sorasın diye. Hadi binsene. Atla. Araba sana emanet. Biletin parasını ben yarın EFT'li olur. Hadi. Gidince ara, alo de bana. Veli misin sen? Gidince ara. Ara sen ara. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Tamam. Görürüz. Arayıp ben ettim, sen etme evladım. Ben seni her halinle seviyorum. Gel de yalvaracaksın baba. Tarık Bey, çıkmanıza izin veremeyeceğim. Niye? Tek banka olan borçlarınız nedeniyle çıkışınıza yasak konmuş. Tek bank? Evet. Kusura bakmayın, sinirim bozuldu birden. Şimdi memur bey, bakın. Ayıptır söylemesi, tek bank benim. Yani babam. Dolayısıyla benim. Yani ben şimdi kendime borçlu olamayacağıma göre... Neyse... Neticede bir yanlışlık var herhalde. Lütfen düzeltirseniz sevinirim. Üzgünüm. Memur bey, çıldırtmayın beni. Ben izin veriyorum işte. Çıkabilirim şimdi herhalde. Alo Sadri. Alo, bana bak. Bir problem mi var? Hayırlı olsun Nazan'ım.
Biraz çevik olacaksın Cevat Usta, bu işler ocak yakmaya benzemez. Ne duruyorsun Cevat Usta, git içeri içecek bir şeyler getir ya, bu ne biçim kutlama? Olur olur. O zaman ben de bunu servis hazırlayayım. Baba ben bunu hak edecek ne yaptım? Kıyamam ki ben sana, nazım benim. Nazlı kızım benim. Anahtarlar üstünde mi? Yok. Bir eksiği var. Onu da tamamlayayım. Sonra takacağım anahtarları. Nazar boncuğu mu? Hayır. Ne? Bir şoför. Ne? Sana bir şoför lazım arabayı kullanacak. Ne? Bak kızım ben Kayseriliyim. Sözümden dönmem. Ne dedim ben geçen gün? Aha ben sağ oldukça bir daha direksiyon başına oturmayacaksın. Dedim mi? Demedim mi? Sana bu arabayı aldım bir şartla. Bir şoför tutacağım, o kullanacak. Ne şoförü baba? Ne diyorsun sen? Nereden çıktı bu şoför? Ne yapacağım ben şoförü? Gideceğin yeri söyleyeceksin, o da seni götürecek. Baba bunu yapamazsın. O zaman arabayı geri yolluyorum. Ya baba, yaşlı başlı adama beni oraya götür, beni buraya götür diyemem ki ben. Ben Cevat Usta'dan çayıma şeker istemeye utanan insanım. Babam yaşındaki adama çello mu taşıtacağım? Hayır. Çünkü sana gazete ilanıyla senin yaşında genç, kuvvetli, düzgün bir şoför bulacağım. Baba bak, lütfen ilan vermeden önce azıcık daha düşün, ne olur. Vallahi geç kaldım bunun için. Ben gidince ara dedim. Sen erken davrandın be hocam. Özledin demek. Geç dalgını sen, geç. Babam kuyu mu kazıyor oğlum? Resmen kuyu mu kazıyor? Kazmayı da senin babanın eline tutuşturmuş. Hocam, bir sebebi vardır herhalde. Hulusi amca böyle saçmalamaz yoksa. Toz da kondurmaz Hulusi amcasına. Bas bir otele. Otel mi? Oğlum bir lira paran yok be. Bas kuzgunca. Ne? İstersen ben kullanayım. Yok, aman. Sen 20 milyon daha ver bakayım. 20 milyon? Görüşürüz. Hadi eyvallah. Kim geldi kızım? Tarık. Hacer anne. Ah oğlum. İtalya'dan 2 günlüğüne geldim. Dedim Hacer annemi görmeden dönmem. Uydurma. Hadi kızım çay suyu koy. 2 de sandalye getir buraya. Ah canım. Maşallah boyatmış, serpilmiş. Hoş olmuş yani. Anlat bakalım. Hangi dağda kurdu öldü? Of Hacer anne of. Derdim büyük. İşte böyle Hacer anne. Ne yapayım, yapamadım işte gurbet ellerde. Zaten bize ön yargıyla bakıyorlar Müslümanız diye. Hocalar taktılar geçirmiyorlar. Söylemedim bizimkilere üzülmesinler diye. Yük olmak da istemedim. Çalıştım, çabaladım. Kendime bir şoförlük kariyeri yaptım. Yarın işbaşı yapmam lazım. Ama babam yurt dışına çıkmamı engelliyor. Orada iş kanunu çok sakat. Mazeretsiz 3 gün gitmeyeyim, hapis cezası var. Gözünü seveyim Hacer anne. Bir konuş babamla. Bir senin sözünü dinler. Çay harika olmuş. Ayşe ne haber? Nasıl gidiyor üniversite? İyi gidiyor Tarık. Tarık abi. Senden büyük o. Aman anne, 2 yaş var alt tarafı. Çocukken bir gazoz kapağı vermiştim sana hani yüzük diye. Sen de bana vermiştin. Ben sana geri vermiştim sakla diye, hatırladın mı? Ne oldu onlar? Bilmem. Ne oynardık seninle sabahlara kadar. Sonra Filiz de büyüyünce o da seni çok kıskanırdı. Nerede kalacaksın? Vallahi Hacer anne, aslında 5 yıldızlı bir otele gidiyordum. Sonra düşündüm taşındım. Beni de babamı da Kundak'tayken büyütmüş,
Cefamı çekmiş Hacer annem varken ne işim var otel odasında? Hadi Ayşe kızım, Tarık'ın odasını hazırla. Bak Hacer anne, inan senden kendim için yardım istemedim. Ben annemi düşünüyorum. Zaten babamla kavgalıyım diye harap oldu kadıncağız. Şimdi bir de bu iş kanunu mevzulu. Bana kefil olan annem. Ben hapis yatacağım. Tazminat olarak annemin, affedersin, donuna kadar alacaklar. Sen bunu duyunca kadıncağız ya kalp krizi geçirir. Biliyorum. Anneme kırgınsın ama... Biri babama engel olmazsa bütün aile tel tel döküleceğiz Hacer anne. Yok be hocam. Sen anlamıyorsun bu işten. Her şeyine bahse girerim seninle. Alfonso hayatta son iki yarışta şampiyonluğu bırakmaz. Sen aletteki modifiye rüzgarlığı görmedin herhalde. Peki sen onu bırak da Valentino Rossi'nin durumuna ne diyorsun abi? Ne oluyor kızım? Niye söylemedin babamın gazeteye ilan verdiğini? Çünkü o zaman babamdan duyduğunda suratının alacağı o şaşkoluz ifadeyi göremezdim. Ama ben yapacağımı biliyorum. Buyursun şoför diye kimi istiyorsa getirsin. İki gün içinde arkasına bakmadan kaçıracağım onu. O anahtarlar benim olacak. O arabayı da bir tek ben kullanacağım. Alo, nerede kalmıştık? Rossi diyorum. Ne diyorsun abi? Tornavida. Terimi sil. Şaka yapıyorum ya. Oo, sen de unutmuşsun benim şakalarımı. Unutur muyum hiç? Eskisinden sağlam oldu. Anahtar? Yok. Hadi yatma vakti. Amma kapıyı çalıp kaçardık küçükken. İster misin dalga geçiyoruz sanıp açmasın kapıyı? Kaç sene oldu biz görüşmeyeli? 4. 4 sene 3 ay. Ne eğlenirdik annem dışında. Gülüştüğümüz gördüğü anda gözlerini dikip ters ters bakardı böyle. Bir de Japonca bir şeyler söylerdi sana. Sahi ne derdi? Ne zaman büyüyeceksiniz siz? Derdi. Ne derdi? Anneanne valla biz kapıyı... Tamam tamam lafı uzatıp durma, uykumu kaçıracaksın. Hadi girin içeri. Yarın sınavım var. Hadi erken kalkacaksın. Sağ ol Ayşe. Ne demek? Vazifem. İyi geceler Tarık. İyi geceler. Düşürdüm herhalde. Hanımefendi giremezsiniz. Hoş geldiniz Hacer Hanım. Buyurun. Tanımadın galiba. Hulusi Bey'in Hacer ablası o. Sen de randevu al dedin ya. Yarın kendine yeni bir iş bak. Evet başkan. Bir de Cahide Tekstil AŞ'nin Japonlarla ortak bir iş için kredi talebi var. 10 milyon dolarlık. Nerede fizibilitesi? Burada. Hacer abla. Beyler toplantı bitmiştir. İyi çıkalım. Hocam. Hoş geldin. Hoş geldin. Hacer ablacığım hoş geldin. Ne kadar güzel bir sürpriz bu. Hoş geldin. Öpeyim.
Bak Hacer ablam, Tarık ne anlattıysa lütfen bir de benden dinle. Sonra ne diyeceksen de. Hacer abla bak, bilirsin senin ağzından çıkacak her kelime benim için çok önemlidir. Yani bir baba durup dururken oğlunu mahkeme verir mi? Ne? Tarık'ı mahkemeye mi veriyorsun? Bak Hacer abla. Bunu yapmana izin vermem. Ya benim içim kan ağlamıyor mu zannediyorsun ha? Ama bu hergeleyi yola getirmem şart. Yarın öbür gün her şeyimi ona emanet edeceğim. İstiyorum ki içim rahat etsin. Ama o ne yapıyor? Elin memleketinde hem hovardalık yapıyor hem de... Terliğine bak. Sana çekmiş. Tabii edecek. Hem de hayatını tehlikeye atıyor. Şoförlük yapıyor namusuyla çocuk. Hem oranın trafiği bizimkinden tehlikeli mi? Bırak yapsın. Şoför? Şoför? Aa, sana şoförlük mü yapıyorum dedi. Evet. Çok güzel. Ben sana göstereyim bak nasıl şoförlük yapıyor. Bak seyret. Şu mavi arabayı görüyor musun? Evet. İşte Tarık onun şoförlüğünü yapıyor. Gitti yavrum, gitti. Ah. Tanrım, Tanrım. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Ne demek oğlum arabada değil telefon? Oğlum git o çiçeği aldığımız yere bir sor. İtalya'da bir sürü insan telefon bekliyor benden. Hepsinin numarası orada kayıtlı. Kapıyorum, bulur bulmaz beni ara. Hacer annem konuştun mu babamla? Anladı değil mi hatasını? Seni kıramaz ne de olsa. Ne bu? Mahkeme celbin. Şoförlük yapıyormuş. Çekil bakayım. Şimdi hakim bey. Evet, o imzalar müvekkilimin. Ancak kendisi imzaladığı zaman o kağıtlar boşmuş. İş bu vesileyle de... Bırak vesileyi avukat bey. O zaman boşmuş, şimdi dolu. Neticede müvekkiliniz borçlu görünüyor. Evet. Hakim bey, bu babamın yurt dışındaki eğitimimi engellemek için kurduğu bir komplo. Hı hı. İnsan oğluna bunu yapar mı hakim bey? İnsan oğlunun geleceğiyle böyle oynar mı? Sizin oğlunuz var mı? Hiç oraya girme. Sen zararlı çıkarsın. Bana kalsa ben değil yurt dışına, evin bahçesine bile çıkarmam. O zaman ben sözlerime burada son vereyim. Beyefendi, oğlunuzla konuşun. Meseleyi halledin. Adliyeyi meşgul etmeyin. Zaten gazetim azdı. Bir şeyler yemem lazım. Müsaadenizle efendim. Hakim bey, haklısınız. Bu aslında aile içi bir meseledir ama iki satır laf edeyim de anlayın halimi. Hangi iç evlat sevgisiyle dolu baba oğlunun, hele bütün işlerini emanet edeceği biricik oğlunun okuyup düzgün bir meslek sahibi olmasını istemez ki? Of of, vallahi ben çok istedim. Ben bu oğluma senelerce ders çalış, ders çalış, gir bir üniversiteye, al bir diploma diye diye dilimde tüy kalmadı. Çalışmadı, kaldı açıkta. Benimki de. Sonra baba ya. Benim bir askerlik meselesi var ya, halleder misin? Hepsi aynı bunların. Ben askerliğimi aylarca yaptım Kıbrıs çıkartmasında hakim bey. Aylarca yaptım askerliğimi. Her yerde de bunu gururla anlatıyorum. Bilmez miyim o dönemi? O zaman da askerlik askerlikti ha. Dedim yavrum, ben yapmam öyle torpil morpil. Yakıştıramam kendime. Bir de kötü baba olduk. Anası bile kızdı. Onları hiç karıştırma. Neyse efendim. İtalya'da bizim hergeleyi kabul edecek bir üniversite bulduk. İtiraz ediyorum. Müvekkilime hergele diyerek hakaret. Hakim bey, peki bu çocuk okulu için yolladığımız paraları nerede yedi dersiniz? Bizi okuyorum okuyorum diye diye. Buyurun efendim. Lütfen bakar mısınız şunlara? Buyurun efendim. Nedir bunlar? Okuduğu ettiği dersler.
Hepiniz mi aynısınız be kardeşim? Doğrudur efendim. Şirketin yasal varisidir diye kanunlar belki onu haklı çıkarıyordur ama hakim bey, sizden kanunlar kadar vicdanınızla da karar vermenizi istiyorum. Yine de adaletin karşısında boynum kıldan ince. Yasağını da kaldırırsınız, borcunu da silersiniz. Ben yine özür dilerim. Yüce adaletin vaktini böyle basit bir iş için çaldığımızdan. Psst, tamamdır bu iş. Dava düştü. Hadi hayırlı olsun. Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Kalk kızım, kalk. Sanık Mehmet Öztopuz'un... Pardon, o benim hergelerinin adı. Yaz kızım, gereği düşünüldü. Davalı Tarık Tekelioğlu'nun davacı tek banka olan borcu sabit görülmüş, vaat ettiği ödemelerin gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Davalı önümüzdeki 2 sene içerisinde İstanbul sınırları dahilinde sigortalı bir işte çalışarak bu parayı 24 eşit taksitte ödeyecektir. Bu süre içinde yurt dışına çıkış yasağı sürecek. Davalı her hafta pazartesi günü mesai saatleri içerisinde ikamet ettiği semtin karakoluna imza atmak suretiyle mevcudiyetini belgeleyecek. Bunlara uyulmadığı takdirde 2 yıl hapis cezasına çarptırılacaktır. Sağ olun. Hayırlı olsun efendim. Sadri, bana bak. Arkamdan bir iş çevirdiğinizi görürsem seni de yakarım. Bu hergele oturacak, çalışacak, para kazanacak. Bundan böyle öyle her gece barda gönlüm havarda devri bitti. Tamam mı? Tamam. Sadri, ayda bir defaya izin var. Evet. Hazır izin aldık. Fırsatı değerlendirelim hocam. Hadi hocam. İlk davamı girişimi kutlayalım. Ha? Gelecek misin eve? Hayatta gelmem. Babamla aynı evde 1 dakika durmam. Annemin yüzüne de nasıl bakacağım bilmiyorum. Ne yapacaksın? Bir iş bulup çalışacağım. Sen? Ben? Kızım benim bütün çocukluğum Türkiye'nin en zengin ve en güçlü adamlarının kucağında geçti. Hangisine gitsem ayağımı uzatır, içkimi yudumlarken istediğim maaşı alırım. Oo, sen misin? Merhaba. Hoş geldin Tarıkcığım. Yılmaz amca nasılsın? Teşekkür ederim canım. Sen nasılsın? Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Buyur otur. Hoş bulduk. İtalya'dan yeni geldim. Dedim ki en iyisi gideyim Yılmaz amcanın şirketinde çalışayım. Tarıkçığım çok isterdim ama maalesef biz de bugünlerde personel azaltmasına gidiyoruz. Yoksa senin gibi birini çalıştırmayı tabii ki isterim. Biliyorsun çocukluğun elimizde geçti. Elimden bir şey gelmez maalesef. Çok üzgünüm. Başka zaman inşallah. Kızım yolla şu şoför adaylarını tek tek. Gir. Merhaba bey amca. Şoför arıyormuşsun çocuğuna. Kız mı erkek mi senin velet? Ona göre yani bilelim. Kızım sıradaki gelsin. Tarıkçığım ben de çok isterim ama malum Merkez Bankası faiz yükseltti. Biz de işi çıkarıyoruz. Tamam. O bana selam söyle. Sağ ol. Aradığınız adam tam benim. Yalnız bir ricam olacak mümkünse. Benim ehliyeti emniyetten bir aldırsak. Hayır ben 4 ay ehliyetsizle idare ederim de. Bir de sabıka dosyası sildirebiliyor musunuz? He? Evladım genç mi yazıyordu ilanda? Kusura bakmayın benim gözler 8 derece miyoptur da göremedim orasını. Yoksa ben çok iyi şoförümdür. Müsaadenizle efendim. Beyefendi. Efendim? Şuradan. Şuradan. Peki. Of ya of. Bir tane eli yüzü düzgün adam yok mu bu memlekette kızıma şoförlük yapacak? Of ya of. Babamın tanımadığı bir tane iş adamı yok mu bu memlekette bana iş verecek?
Herkesi aramış Hacer anne. Temihlemiş bana iş vermesinler diye. Ben ne iş yapacağım? Bildiğin işi. Hangi bildiğim işi? Şoförlük. Yapma Hacer anne. Koskoca Hulusi Tekelioğlu'nun oğlu şoförlük yapacak. Yok artık. Nesi varmış şoförlüğün? Ayıp mı? Benim rahmetli beyim tam 22 sene İETT'de şoförlük yaptı aslanlar gibi. Alın teriyle yapılan her iş, içinde emek olan her şey anamızın ak sütü gibi helaldir. Saatte bilmem kaç kilometre hızla gidince mi şoförlük temiz iş oluyor? Ya tamam da nereden bulacağım ben şoförlük işi? Al. Bak, sırf senin hatırın için. Baba. Hı? Babacığım, nasılsın? Kızım, bana oradan hamburger mamburger bir şeyler yolla. Baba, Naz'a aldığın arabayı çok beğendim. İzin verirsen şoför olmak istiyorum. Sus Ümit, sus. Bir de sen başlama. Pişman oldum zaten şu ilanı verdiğime vereceğime. Kopuğu doluştu içeri. Canım, memlekette senin gibi evlat yetiştiren var mı baba? Bir ben varım işte. Yok yok, ben bu işten vazgeçtim. Yalayacağız tükürdüğümüzü. Vereceğim ablana anahtarını. Doğru söyle, aynen böyle mi dedi babam? Ya evet kızım, yalayacağız tükürdüğümüzü. Vereceğim Naz'a anahtarı dedi. Ama bak, benim sana söylediğimi söyleme sakın. Sen merak etme, söyler miyim hiç? Çok büyük bir sürpriz olmuş gibi yapıp heyecanla boynuna sarılacağım. Zerre kadar şüphelenmeyecek. Of, nasıl rahatladığı için biliyor musun? Ödüm kopuyordu birini bulacak diye. Ama ne planlar yapmıştım daha ilk günden onu kaçırtmak için. Ucuz kurtuldu, ucuz. İyi günler. İyi günler. Ben gazetedeki ilan için gelmiştim. Buyurun, oturun. Teşekkür ederim. Kızım, şu ilan için gelenleri yolla. Kapattık o meseleyi. Japonlar geldi, kapıdalar. Hemen içeri al. Telefon melefon bağlama. Hayatımın görüşmesi bu. Şu işin %40'ını bana bırakıp kabul etseler yırttık, yırttık. Bu delikanlı kim? Gazetedeki ilan için. Oh, welcome, welcome. Ne içersiniz? What do you drink? Çay. Tea. Tea please. Tea please. Kızım, bize 4 çay. Peki. Ve sarayına da kure sensi çanto yasuko dori skota komoto yanju ve persant kure ne kute var. Aman ha kızım, telefon melefon bağlama. Tamam efendim. Hadi bismillah. Vay Bey'i bağlar mısınız? Çok önemli. Yaparsam kesin işimden olurum. Ben de diyorum ki en az bir maaş ikramiye alırsınız. Şimdi Vay Bey, derler ki önce ortaklığın %'sini konuşalım. Anlaşıp devam edelim, yoksa yormayalım birbirimizi. Sizden bir rakam bekliyorlar. Kızım, ben sana kimseyi bağlama demedim mi? Vay Bey, size çok karlı bir teklifim var. Karşılığında beni şoför olarak işe alacaksınız. %45 Vay Bey. Adamlar %45'e tav. Sakın 40 demeyin. Hadi kolay gelsin. Ben kapıda bekliyorum. Evet Vay Bey, cevabınızı bekliyorlar. Yüzde kaç ortaklık istiyorsunuz? Yüzde... 40. Ümit, babam geldi. Aman ha, belli etme bildiğini. Tamam tamam. Sen ne seyrediyorsun? Kızım, olay var, farkında değilsin. Ünlü ralli pilotu Alfonso var ya, Alfonso. Şu posterdeki. Adam kayıp, bak. Bak bak, sevgilisini bu pazar gecesi sendeyim demiş.
Bir daha da gözükmemiş. 3 gündür de antrenmanlara gitmiyormuş. Evinde de kimseyi bulamamışlar. Aman bize ne ya? İtalyanlar düşünsün. Kesin hadi, hadi, adres Ümit. Kaçırmıştır. Kontrat imzalatmak için. Babacığım hoş geldin. Nerede kaldın merak ettim. Ne oldu? Buldun mu bana düzgün bir şoför? Nasıl gezmek istiyorum yeni arabamla bir bilsen. Ha buldum ve işte Tarık. Yeni şoförüm. Tarık, bu Naz kızım. Bundan böyle onun şoförlüğünü yapacaksın. Memnun oldum Naz Hanım. Emrinizdeyim. Allah Allah ya. Çok iyi. Bu kadar olur pes. Kardeş sen Alfonso diye bir aileci duydun mu hiç? Alfonso. Yok. Abi gözler aynı gözler. Bu kadar olur. Adam kayıp 3 gündür İtalya karışmış durumda. Aslında var ya, takacaksın bir sakal. Açacaksın saçları. Sonra arkadaşlara hava atacaksın Alfonso İstanbul'da bize şoförlük yapıyor diye. Ümit zırvalamayı bırak. Ne diyorsun sen Alfonso Malfonso? Kusura bakma Tarık. Olur mu bu efendim? Da benim oğlum Ümit. Memnun oldum. Ben de memnun oldum Alfonso Tarık. Tanıştırayım. Bu bizim evin emektarı Suna Hanım. Tanıştığıma çok memnun oldum. Bunlar da bizim aşçı Cevat Usta ve bahçıvan Sami Efendi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sami Efendi, müştemilatta yer hazırlayın Tarık'a. Bundan sonra o da sizinle kalacak. Emredersiniz. Evet, işte anahtarlar. Araba garajda. Çıkarıp bir turlayayım bakalım. Turdan ziyade ben prova için bir arkadaşa gidecektim. Birkaç saatliğine. Tarık Bey beni oraya bıraksın. Sonra da geri getirsin. Memnuniyetle. Araba 5 dakika sonra kapının önünde hazır olsun. Baş üstüne. İçimden bir ses birbirlerine içleri ısındı diyor ama dur bakalım. İnanmıyorum ya. Babam şoför diye bir serseriye eve getirdi. İnanmıyorum. Ama ben ona yapacağımı bilirim. Bu işi kabul ettiğine pişman edeceğim onu. Bak görürsün şuraya yazıyorum. Sen arabayı bu kıyafetle kullanmayı düşünmüyorsun herhalde. Derhal şu üniformayı giy. Çabuk ol, acelem var. Tamam. Tamam değil, emredersiniz. 2 dakikam var, hadi marş marş. İyi, tamam. Ne dedin? Şey, emredersiniz. Tamam mı? Gidebilir miyiz? Önce gidecek bazı eşyalarım var. Onları getir. Yavaş. Sen o kutunun içindekileri bir senelik maaşını alamazsın. Sakar şey. Affedersiniz dediğini duymadım. Affedersiniz. Vazgeçtim istemiyorum. Bunları derhal odama taşı.
Tamam mı? Gidebilir miyiz? Hayır. Şimdi bir şeye benzedin işte. Şoförsen şoförlüğünü bileceksin. Saatte. Arabanın içinde durma. Sürekli toz al. Tozun zerresini arabanın üzerinde görürsem burnundan getiririm ona göre. İyi tamam. Efendim? Emredersiniz. Beş dakika idare et Tarık. Olmadı yarım saat. Dayan. Benle işin var senin Tarık Efendi. Hem de çok işim var. Oğlum Tarık, bu kızla işim var. Hem de çok işim var.